Mezuniyet sonrası iş imkanları, açıkçası elektronik haberleşmenin iş imkanı çok geniş. Hem devlette hem özelde. Elektronik kısmını ele alırsak artık yani bütün iş yerleri, tüm sektörlerde, sağlık sektöründen, teknolojik sektörüne, her sektörde elektronik kullanılıyor. Bunun için çok geniş bir iş alanı var. Haberleşme kısmı keza o da öyle. Telekomünikasyon sektörü artık çok fazla büyümekte olan bir sektör. Bu sektörde de elektronik ve haberleşmenin çok büyük bir iş sahası var. Benim gelecek hedefim, ben daha çok Ar-Ge değil, inovasyon bölümünde, yani üretim değil, pazarlama organizasyon bölümünde görev almak istiyorum. Hatta daha da açık konuşmak gerekirse satış mühendisi benim kariyer planlamamda başlangıç noktam olacak. Elektronik ve haberleşme bölümünü neden seçtim? Şu anda dünyada bilim ve teknoloji çok fazla ilerlemiş durumda. Elektronik ve haberleşme bölümü de teknolojinin özellikle kalbinde yer alan bir bölüm. Elektronik olsun, haberleşme kısmı olsun, tüm alanlara açık bir bölüm. Gelişen teknolojiyi takip etmek, bu sektörün içinde olmak için elektronik ve haberleşme bölümü seçtim. Namık Kemal Üniversitesi seçme sebebim de önceliği mevkisi oldu. Yani gerek Çorlu'da olması, sanayi ve teknolojinin gelişmekte olduğu bir yer, gerekse İstanbul gibi Türkiye'nin teknoloji başkentine yakın olması benim Namık Kemal Üniversitesi'ni seçme nedenlerim. Okulun bana sağladığı en önemli şey öğrenci toplulukları oldu. Benim de yönetim kurulunda olduğum bir öğrenci topluluğu var. Bu öğrenci topluluğu bana ne kattı? Öncelikle takım çalışması ve organizasyon işini kattı. Onun dışında yaptığımız seminerler, düzenlediğimiz teknik gezilerle sektörü daha iyi tanıma imkanı buldum. Sektörün içinden insanlarla birebir muhatap olma imkanı buldum. Bana üniversitenin kattığı en büyük katkı bu oldu. Siz de eğer üniversitemize gelirseniz bu seminerlerden yararlanabilirsiniz. Bunun dışında merkez kampüste gerçekleşen bahar şenlikleri var, çeşitli festivaller var. Bunlara da katılabilirsiniz. Eğer üniversitemize gelirseniz bunları tercih edebilirsiniz. Eğer siz de genç ve güzel bir okuldan, iyi bir eğitim kadrosuyla elektronik ve haberleşme mühendisi olarak mezun olmak istiyorsanız sizi de Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümüne bekliyoruz.